Alırken hayal et sana nasıl yakıştığını. Tıpkı yakıştığın gibi hayatıma. Sevgiyle kal peki. Abla kravatın nerede? Ne bileyim ben, nereye koydunsa oradadır. Ha tamam buldum abla, pantolonumun cebindeymiş. Bak bir de marifetmiş gibi anlatıyor nerede olduğunu. Nedir bu medeniyet düşmanlığı anlamıyorum. Son zil çalıyor, kravatları fırlatıp atıyorsunuz. Ablacığım, biz erkekler bağımsızlığımıza çok düşkünüz. Böyle bizi sıkan şeylerden bir an önce kurtulmak istiyoruz. Hayır, bu böyle bilme de. Afet güç verir, gömlek yapmışız. Ne iş? Ne iş? Gömlek. Aldım. Ne zaman aldın? Ne zaman aldın? Ay ben sana niye safsaf laf yetiştiriyorum? Otur, otur kahvaltına et hadi çabuk. Hayır, sen bu aralar alışverişe çıkmadın da ondan diyorum yani. Ne biliyorsun çıkmadığımı? Biz seninle siyam ikizi miyiz? Ben bağımsız olarak hareket edemiyor muyum? Yaparsın tabii ablacığım. Anca kendine bluz alırsın. Burada küçük kardeş hala çaput giyiyor. Sen az ya da kendine kıyafet al. Benim sana verdiğim harçlığı Amerika Türkiye'ye kredi olarak vermek için her ay 5 kere toplantı yapıyor. Aa, yani bu kadar abartılır abla. Ya utanmasan bizim küveti doldurup işte Kerem, bu da okyanus diyeceksin. 3 kuruş para bu kadar abartılır, pes. Öğretmen maaşıyla ancak bu kadar oluyor Keramettin. Rahmetli babam birkaç dünyalık bırakmadan gitti. Ya millet çocuğuna hamur alıyor, bizim elimiz hamur, karnımız aç. Senin baban sana kültür mirası bıraktı. Dünyada bundan daha büyük bir zenginlik var mı? Eğer onu geliştirirsen sırtın hiçbir zaman yere gelmez. Bir, Afet Güç Verir'le Mesaj Kaygılı Sohbet programına daha hoş geldiniz. Ya kime laf anlatıyorum ki? Et kahvaltını. Abla, kuşa bak kuşa. Gel ayağa. Ay ne yaptın Bekir? Ne yaptın? Haşlamaya mı çalışıyorsun? Asıl ben yandım baksana. Önce ben yandım, haşladın beni ya. Ben seni niye haşlayayım hayatım? Çay dediğin sıcak içilir. Hayır efendim, ben içemem. Ben hep üzerine soğuk su eklerim çocukluğumdan beri. 5 yaşından beri. Tamam, ben de soğuk su koyarım buna o zaman. Ay Metin, sana çok zahmet oluyorum değil mi? Ama ben Rüya'nın hayatını kurtarmaya çalışmasaydım bunların hiçbiri olmayacaktı. İşte mukadderat. Sen sıkma canım hayatım. Ben şimdi geliyorum. Günaydın Rüya. Günaydın babacığım. Canikom, senden çok önemli bir ricam var. Neymiş babacığım, söyle hemen yapayım. Ama belki yapmak istemeyebilirsin. Aşk olsun baba. Seni mutlu edecek bir şeyse yapmaktan zevk duyuyorum biliyorsun. Sağ ol. Biliyorsun pilotluk için başvurmuştum. Bugün benimle son bir görüşme yapacaklar. Onun için çok önemli. Ürperi ablanın da bakıma ihtiyacı var. Onun için diyorum sen bugünlük okula gitmesen de ona baksan. Hem seni hiç üzmez, melek gibi bir hasta. Metin nerede kaldı benim çayım? Geldim, geldim. Sadece bir defa. Bak, senin hayatını kurtarmak için kendini ortaya atmasaydı bütün bunlar başına gelmeyecekti, değil mi? Peki baba, ama sadece bir gün. Aslan kızım benim. Metin! Geldim. Abla hadi bak, Rüya da geldi, geç kalıyoruz. Rüya! Anam. Günaydın Metin amca. Günaydın Kerem. Günaydın Afet Hanım. Günaydın efendim. Ne öyle ikiniz de hayalet görmüş gibi oldunuz? Hayır biz Rüya'yı bekliyorduk da. Rüya bugün okula gelemeyecek. Aa! Neden? Ürperi'nin bakıma ihtiyacı var biliyorsunuz. Benim de çok önemli bir iş görüşmem var. Onun için evde kalıp Ürperi'ye bakacak. Okul hiçbir zaman hasta bakıcılık uğruna ertelenecek bir kurum değildir. Çocuğun istikbalini erteliyorsunuz. Birini tutsaydınız. Ben hiçbir şey ertelemiyorum efendim. Sadece bir gün için. Üstelik Rüya'nın Ürperi'ye bir can borcu var, öyle değil mi? Size iyi günler. Abla, idealistliğin sırası değil. Adam solundan kalkmış bugün. Allah! Didem güzel kız değil mi? Ay, Rüya'ya ne oldu? Kız bir gün devamsızlık yaptı, atıldı bir kenara. Yok canım, bu bir günlük. Günü boş mu geçireyim abla? Bir günlük macera diyorsan çıkarırım bu vites kolunu tak diye bir geçiririm senin kafana. Aman abla, bir hastalığıyla konuşturmuyorsun. Didem müdürün yeğeni, torpile bak. Müdürün damadı olsan fena mı olur? Ne demek torpil köpek? Sen bizim ailede otoriteye yalakalık gördün mü hiç bugüne kadar? Zaten o kısa biraz benim kafam takılıyor. Öyle amirin
müdürün yeğeniyim diye filan. Geçen gün derste yaptığını biliyorsun. Ne yaptı ki? Tarih yaşlar içindir. Ben gencim, bu dersi görmek istemiyorum dedi ya. Sen neredeydin o zaman Don Juan? Sınıftaydım. Ama duymamışım. Rüyalara daldın tabii. Ben kardeşime ders anlatamıyorum ki. Diğer çocuklara nasıl anlatayım acaba?